Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün canım sponsorum Asus'tan yeni cıcılar geldi. Bu kadar çok hediye aynı günde gelince dedim bir paket açılışı yapayım. Böyle birlikte bunların paketlerini açıp deneyimleyelim. Ürünlerin çoğu yeni stüdyo için bu arada. Yani bu şu an olduğumuz yer. Mekanın farklı olduğunu fark etmeyenler için burası başka bir ev. İzlemişlerdir artık herhalde. Kaç tane haftalık vlog yaptım ama. Evet ama burası inceleme kanalı. Belki izlememişlerdir. Evet, sadece inceleme kanalını izliyorsanız şey yapmamış da olabilirsiniz. Tabii ki canım kardeşime de bir şeyler var burada. Asus her seferinde onu da görüyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Kime sponsorlar ben bazen karıştırıyorum. Bir keresinde iki tane kutu geldi. İçlerinden bir tane şey benim, kalan her şey Harun'du. Onu story atmıştım galiba. Videosunu çektim mi hatırlamıyorum ama o gün bayağı kalbim şey olmuştu böyle. Neyse, gördüğünüz gibi bir dünya kutumuz var, açılacak. Ayrıca şurada kadraja sığdıramadığımız kocaman bir tane var. Bunu masanın üstüne koysak muhtemelen masa kırılırdı, yani bayağı ağır bir şey. Harun bana bir yardım et. Şunları aşağı alalım. Sonra tane tane açalım. Üf. Kaslı erkek. Tabii oğlum. Şimdi en çok merak ettiğimden başlamak istiyorum. Bundan iki tane var. Biri bana, biri Harun'a. ROG Delta S Wireless oyuncu kulaklığı bunlar. Daha çok yeni çıktı. Dünyanın hiçbir yerinde daha incelemesi yok. Ben bu videoyu yayınladığım gün muhtemelen incelemeleri de gelmeye başlamış olur. Nasıl hissediyorsun Harun mesela? Dünyada şu an daha kimsenin görmediği bir şeyi deneyimleyeceksin. Ben bu arada çok uzun zamandır senden kulaklık istiyorum. Hatırlıyorsun. Evet. Bunu gördüm bugün kutularda, böyle bir içimde şey oldu böyle. Kelebekler uçuştu, öyle söyleyeyim. Harun benden daha iyi canlı şu an kameranın arkasında. Kulaklığın genel görünümü bu şekilde. Delta serisinin zaten hepsinde şöyle üçgen bir tasarım var. Bunun avantajı şey bu arada. Şu süngerin iç kısmı kulağınızla aynı şekilde oluyor ve kulağınıza hiçbir şekilde temas etmediği için. Hani böyle uzun saatler boyunca oyun oynadığınızda böyle kulağınızda o baskı hissiyatı olur ya böyle bazı bölgelerinde. Onu hiçbir şekilde yapmıyor böyle. Kulağınız fazlasıyla rahat. Aşırı büyük bir kulağınız yoksa, ki çok az insanda vardır herhalde. Niye bu konuya girdim bilmiyorum. Tabii ki boynunuzda falan takılacağı zaman şöyle çevirerek rahat bir şekilde takılabiliyorsunuz. Yükseklik ayarı bulunuyor. Herhangi bir katlanma mekanizması bulunmuyor diye biliyorum. Zorlayayım mı Harun? Yok, bulunmuyor. Kutunun içinden şarj etmek için bir tane tip C kablosu çıkıyor. Deri pedleri sevmiyorsanız kumaş pedler de çıkıyor. Ben genel olarak mesela kumaş ped tercih eden bir insanım. Ve son olarak bir tane tip A'dan tip C'ye dönüştürücü kablo çıkıyor. Bunun ne işe yaradığını şu an hiçbir şekilde anlamadım. Ha, dur, çözdüm. Bir saniye. Bunun içinde şurada tip C dangle'ı var. Şöyle, bunu isterseniz tip C'den Android telefonunuza bağlayabilirsiniz. Nintendo Switch'inize bağlayabilirsiniz. PlayStation 5'inize bağlayabilirsiniz. Bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Uyumluluk listesinde Xbox gözükmüyor. Niye gözükmüyor bilmiyorum. Belki bir lisans şeyi falan olabilir ama muhtemelen Xbox'a da çalışacaktır. Ama diyelim ki PlayStation 4'e bağlamak istiyorsunuz ya da bilgisayarınızda tip C girişi yok. Bununla çat diye bağlıyorsunuz. Sanırım mikrofonlar şurada. Aa, Asus'tan değişik bir hamle. Normalde her zaman şey yapardı böyle, takılabilir çıkartılabilir yapardı. Evet, bir tane sağda bir tane solda mikrofonumuz var. Bu kulaklığın mikrofonlarının yapay zekalı bir gürültü engelleme sistemi bulunuyor. Yani normalde Nvidia Studio'dan falan yapabildiğimiz böyle çevre sesleri, işte klavye seslerini azaltma şeyi falan var ya. Ona benzer bir sistemi direkt kulaklık kendi içinde sunuyor. Yani bilgisayarınıza hiçbir ek yük bindirmeden yapay zeka ile gürültüsü temizlenmiş bir şekilde konuşabiliyorsunuz bu kulaklıkla. Zaten benim bu kulaklıkta en çok ilgimi çeken şey bu oldu. Daha önce de piyasaya bunu yaptığını iddia eden bazı kulaklıklar çıktı ve bir miktar yapıyorlardı gerçekten. Fakat bu kulaklıkta 500 milyon farklı sesi ayırt edip arka plandan temizleyebiliyor. Hatta sanırım ilk defa bir kulaklıkta Discord şeyi görüyorum. Discord sertifikası görüyorum. Harun bayılır. Sanırım son 7 senedir falan günde 5 saatini falan Discord'da geçiriyor. Neyse, aladı bunu. Kutusunu ben açmayayım, sen kendin aç. Teşekkür ederim. Son olarak bu süngerlerin de çok rahat olduğundan bahsetmiş olayım. Zaten Asus'un bütün kulaklıklarında bunu çok iyi yapıyorlar. Bunda da gayet güzel bir şekilde yapmışlar, böyle şekil alıyor kafanızın şeklini. Sonra burada benim favori oyuncu mouse'umun yenilenmiş en güncel versiyonu bulunuyor. ROG Chakram X. Ben şu an Chakram, yani dümdüz Chakram olanını kullanıyorum. Yok, Chakram Wireless olanını kullanıyorum ben. Bu Chakram X. Hem 2.4 GHz'den hem Bluetooth'tan çalışabiliyor. Ha, bahsetmeyi unuttum. Az önce gösterdiğim kulaklık da Bluetooth'tan telefonunuza vesaire de bağlanabiliyor. Televizyonunuza bile bağlayabilirsiniz. Yani illa dangle'la kullanmak zorunda değilsiniz. Aynısı bu mouse için de geçerli. Chakram her zamanki gibi muhteşem gözüküyor. Ben bu mouse'a bu arada
böyle ekstra sempati duyuyorum ve eskisini Harun'a vermeyeceğim. Burada kullanacağım. Tam onu diyecektim biliyor musun ya? Tasarımsal olarak çok bir şey değişmemiş mouse'ta bu arada. Sadece şuradaki joystick'i değiştirmişler ve yeni makro tuşları atanmış sanki. Bendekinde burada 4 tane yok. Şu joystick bu arada makrolar için muhteşem bir şey. Ben mesela oyun oynarken şunlara basmayı çok sevmiyorum ve neredeyse bütün oyuncu mouse'larında makrolar bu şekilde. Hatta bazılarında sağ tarafta falan da oluyor. Ben makrolarımı hep bu joystick'e atıyorum. Bunun şöyle bir avantajı var. Mouse'u tutuş şeklimiz zaten standart. Bu şekilde tutuyoruz ve makro kullanmak istediğimizde baş parmağımızı burada hareket ettiriyoruz ya. Photoshop, Premiere için vesaire böyle kısa yol atadıysanız çok problem değil. Fakat oyunlarda ben bu hareketi yaparken bir taraftan sağ sol yaptığımda dağıtıyorum. Olmuyor, beceremiyorum. Yaşlandım galiba. Sen genel olarak beceremiyorsun pek ama. Neyse oraya girmeyelim. Burada baş parmağım sabit bir şekilde, çok rahat bir şekilde işte makrolarımı yönlendirebiliyorum. En son şeyde kullandım. Dauntless diye bir tane bedava Monster Hunter çakması oyun var. Orada mesela acayip işime yaradı. Kutunun içinden bir tane kablosuz alıcımız çıkıyor. İki tane yedek switch'imiz var. Şöyle birini sağa birini sola koymuşlar. Zaten bu tuşların çok uzun basım ömrü var ama diyelim ki bir şey oldu işte. Yanlışlıkla bozuldu. İki tane de yedek var. Switch'leri değiştirmeniz gerekirse diye bir tane cımbızımız var. Bir tane tip A'dan tip C'ye dönüştürüyoruz. Dönüştürücü bulunuyor ve bunu bu sefer birazcık değişik yapmışlar. Şurada metalden bir şeyi var. Kıskaç. Büyük ihtimalle bunu şey için düşünmüşler. Atıyorum bilgisayarınızın çevresinde çok fazla kablosuz cihaz varsa bunu yakın bir yere koymanız gerekiyor ya. İşte bunu kabloyla uzatıp alıcıyı buraya takıp bunu da bir yere böyle şey yaparsınız diye. Ama nereye? Masada nereye sıkıştırırsın ki bunu? Havalı bir şey ama kıskacın ne işe yarayacağını çözemedim. Olsun, fazladan ve bedava bir özellik. Asla hayır demem. Burada bir tane yedek joystick'imiz var. İsterseniz joystick'i kapatabiliyorsunuz. Onun için bir tane kapak var. Şöyle bir tane plastik parça var. Bunun ne işe yaradığını da hemen göstereyim. Bu mouse'un siyah gözüken kısımları aslında siyah değil. Şöyle yarı saydam, yarı şeffaf gibi. Ve şurada gördüğünüz Asus logosunu isterseniz bununla değiştirip kendi logonuzu yansıtabiliyorsunuz. İstiyorsanız isminizi yazın. Yani hiç fark etmez. Onu buraya şey yapabiliyorsunuz. RGB olduğunu ve her RGB'yi istediğimiz gibi programlayabildiğimizi söylememe bile gerek yok diye düşünüyorum. Hatta şu ön kısım şöyle geçişli falan, fazlasıyla havalı. Kablo ile kullanmak isterseniz veya şarj etmek isterseniz şöyle örgü bir kablomuz var. Ve bir örgü kabloya göre çok hafif ve yumuşak bu. Şimdiye kadarkilerden farklı. Evet. Normalde örgü kablolar birazcık böyle şey olur ya, sert olur ya. Onu çözmüşler. Oha çok iyi. Ve son olarak bir de taşıma kılıfımız bulunuyor. Al bunu kumbara yap. Bu arada bu model 36.000 DPI, onu da es geçmeyeyim. Es geçilecek gibi bir özellik değil çünkü bayağı abartılı bir şey. Ve benim bu mouse'u bu kadar çok seviyor olmamın diğer bir sebebi de bunu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Yani kablosuz pediniz varsa üstüne bırakıyorsunuz, şarj oluyor. Harun, sana vermeyeceğim. Arkadan bana öyle bakıp benim durma. Kablosuz pedim var. Ben sana kablosuz mouse vermedim mi? Verdim. Bu dolaylı yoldan senin Harun. O zaman iş için. Evet. Yani. Galiba ben bu kutuyu yanlış açtım. Bu şekilde açılması için tasarlanmamış bu. İçinde sarı çanta mı var yoksa griymiş? Ne kadar değişik yapmışlar. Baksanıza. Plexi bu. Ben bunu kullanırım. Asus bir plexi kaç para biliyor musun sen? Kutuya konur mu bu ya? Gerçi Türkiye'de pahalı. Belki yurt dışında çok ucuza şey yapıyorlardır. Burada bir tane taşınabilir monitörüm var ve monitörün yanında şöyle bir çanta çıkıyor. Bunun çıkmasını beklemiyordum. Bu mini laptop çantası olarak bile kullanılabilir. Yani taşıma şeyi falan her şeyi var ve çok güzel çanta. Benim çok hoşuma gitti. Beklemediğim şeyler çıkınca ben daha çok mutlu oluyorum galiba. Dokusu falan hiç su geçirecek gibi durmuyor. Bayağı laptop çantası yapmış adamlar yani. Evet, gelelim monitörümüze. Bu model 15.6 inç boyutunda 144 Hz tazeleme oranına sahip. Kendi içerisinde bir bataryası var. Yani kablosuz bir şekilde kullanmak isterseniz kullanabiliyorsunuz. Kablosuzdan kastım tabii ki buna bir kaynak bağlayacaksınız da işte adaptör kullanmadan anlamında. Tasarımı fazlasıyla güzel. Şöyle arkadan falan baktığınızda da çok şık gözüküyor. Bu havalı bölüm aynı zamanda şöyle stand olarak kullanılabiliyor. Hemen şöyle masada işte konumlandırıp takılabiliyorsunuz. Benim bu modeli tercih etme sebebim ise arkasında bir tripod girişinin bulunması. Yani standart tripod girişlerine bunu bağlayabiliyorsunuz. Burada bir tane tip C girişi bulunuyor. Buradan şarj edebiliyorsunuz. Bir tane display port çıkışı bulunuyor. Buradan başka monitör bağlayabiliyorsunuz. HDMI cihazlara bağlamak için bir tane micro HDMI girişi var ve bir tane de kulaklık çıkışı bulunuyor. Üzerinde hoparlörler de var bu arada. Hediyeleri Asus yolladı, sen nasıl tercih ettin diye soracak olursanız bazı şeyleri kendim seçiyorum. Yani ofiste kullanacağım için ekipman olarak istedim. Kutunun içinden bir tane tam boy HDMI'dan micro HDMI'ye dönüştürücü var. Bir tane tip C'den tip C'ye kablo bulunuyor. Bir tane tip A'dan tip C'ye dönüştürücü. Bundan bir sürü oldu artık. Bütün portlarımızı tip C'ye çevirebiliriz. Tripod girişine ihtiyacınız yoksa onu kapatmak için şöyle iki tane kapak koymuşlar. Burada da kitapçıklar bulunuyor. Bu arada bunu bilgisayarla kullanmak istedim.
evinizde sadece Tip-C kablosundan yani Thunderbolt'tan mesela bağlıyorsunuz, başka hiçbir şey bağlamanıza gerek yok. USB 3.2'de de sanırım sadece USB kablosunu bağlıyorsunuz ve yetiyor. Başka hiçbir şey bağlamanıza gerek kalmıyor. İçinden bunun çıktığını bilmiyordum açıkçası ama Harun sanırım sen buna sevineceksin. Detay çekerken bu senin işine yarar. ROG'nin tripodu. Bak bu herkeste yok, nadir. Çok kaliteli gözüküyor bu arada. Bu arada komple metalden ve bayağı kaliteli. Masada bunu sabit bir şekilde kullanmak isterseniz şuradan Quick Release plate'imizi alıyoruz. Bu burada sabit bir şekilde durabiliyor ve şöyle çıt diye bunu buraya geçirebiliyorsunuz. İşte alın size taşınabilir bir monitör. Şu an şarjı yok sanırım, bir de açılmış halini göstermek isterdim ama Harun detaylarda koyar. Peki bu kutu ne? Bunun içinden sadece bir tane şarj adaptörü çıkıyor. Şimdi yine ROG'nin çok yeni bir şeyinden devam edeceğiz. Model adı XF120, sanırım Türkiye'de ilk inceleyecek kişi yine ben olacağım bunu. Bir kasa fanı için aşırı havalı bir kutuda geldiğini fark etmişsinizdir. Çünkü bunlar normal kalitede fanlar değil, süper sessiz bir şekilde çalışabiliyorlar. Sadece 22,5 desibel ses üreterek çalışıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Düşen yaprak 20 desibel ses çıkartıyormuş, bu 22,5 desibel. Oradan hesap edebilirsiniz. RGB'si vesaire bulunmuyor bu arada. Tek bir amacı var, o da kasanızı sessiz bir şekilde serinletmek. Şöyle üstünde bir tane ROG logosu bulunuyor. Yan taraflarına ROG Strix yazmışlar. Hatta bunları kabartma şekilde yazmışlar. Yani kaliteli olduğunu böyle her yerde belli etmeye çalışıyor alet. Ek olarak kasanızdaki titreşimi azaltmak için standart vidalar yerine şöyle silikon vidalar koymuşlar. Bunlar şu işe yarıyor bu arada. Normalde işte bunu vidayla kasanıza takıyorsunuz ya. Ve fan dönerken sonuçta böyle etrafa da bir güç üretiyor, böyle bir şey yapıyor. Mekanik ses. Evet ama işte o titreşimin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyordum, beceremedim. Tamam, titreşim deyince herkes anlar. Doğru. Evet, titreşim. Titreşimi engellemek için. Ama isterseniz standart vidalarda bulunuyor. Ek olarak anakartta tek bir pine bunu bağlayarak birden fazla fanı kontrol etmek isterseniz diye şöyle bir tane de çoğaltıcı var. Ben anlayacağınız üzere 4 tane bağlayacağım. O yüzden bu anakartta burada 2 tane daha böyle dallanarak gidecekler. Diğerlerini şu anda açmayacağım, zaten aynı. Küçük kutulardan devam edelim. Hangisi Arun önce? Hangisini merak ettin? Soldaki. Bu mobil oyuncular için bir kulak içi kulaklık. ROG Cetra. Nasıl okunuyordur ki bu? ABC. Cetra bence. Şöyle düz baktığınızda alışık olduğumuz tam kablosuz kulaklıkların kutusuna benziyor ama kapağın açılışından bile farklı bir şeye dokunduğunuzu anlıyorsunuz. Kutunun içinde RGB var. Bak, hiç böyle bir kulaklık gördün mü? Görmedim. Tasarımı şu şekilde gözüküyor. Bence fazlasıyla şık ve üzeri böyle mat kaplama gibi güzel hissettiriyor. Ben şu an bunu aşırı merak ettim bu arada. Bunda hem aktif gürültü engelleme var, yani normal gürültü engellemesi çalışıyor. Telefon uygulaması falan var yani. Direkt böyle mobil oyuncular için yardırmış Asus. Bunun şarjı çok az olduğu için şu an çalışmıyor. Kutunun içinden tabii ki yedek kulak şeyleri çıkıyor kulağınıza göre ayarlamak için. Bir şarj kablosu çıkıyordu fakat şarj kablosunu şu an oraya bağladım sanırım. Kısmı çekmedik. Özelliklerini hemen şuradan kopya çekeceğim çünkü bu Asus'tan sürpriz olarak geldi. Ben seçmedim bu ürünü. 10 milimetrelik sürücüleri varmış. Kulak içi kulaklık için bence fazlasıyla iyi. 27 saatlik batarya ömrü bulunuyor. Type-C'den şarj olabiliyor ve IPX4 suya dayanıklılık sertifikası var. Bunu sadece mobil oyuncu kulaklığı olarak düşünmemek lazım bu arada. Normal hem günlük telefon kulaklığı olarak kullanabilirsiniz. Çünkü aktif gürültü engelleme vesaire ne istiyorsanız var. Hem de bilgisayar başında eğer büyük kulaklık takmak istemiyorsanız yine bunu kullanabilirsiniz. Yine sürpriz şekilde gelen şeylerden bir tanesi fakat bu kesinlikle işime yarar. Bu bir USB Wi-Fi alıcı fakat AX destekli. Bir şey diyeceğim, çıkan ürünlerin hepsi çok güzel ya. Bu da işte yani sürpriz olarak geldi. Ben seçmedim ama çok havalı ve çok güzel duruyor. Şöyle yarım falan da kullanabiliyorsunuz yani garip bir yere takacaksanız bunu. Ama bilgisayarın üstüne takacaksanız mesela şöyle durabiliyor. Bir tane USB uzatma kablomuz bulunuyor. Yani istediğiniz gibi konumlandırmak için aleti bunu kullanabilirsiniz. Ayrıca USB 3.0 destekli bu. Uzatma kablosu olarak da kullanılabilir başka şeyler için. Son küçük kutumuz ROG'nin Claymore 2 kablosuz oyuncu klavyesi. Benim şu an hali hazırda kullandığım klavye yine bu arada ve bayılıyorum. Asus'tan bu aynı modelden bir tane daha isteme sebebim şey bu arada. Klavyeye gerçekten bayılıyorum. Ve bu tarafa yani stüdyoya geldiğimde de aynı klavyeyle, aynı konforla yaşamaya devam etmek istiyorum. Bu klavye şöyle iki bölümden oluşuyor. İsterseniz şöyle TKL formunda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle bir tane numarik tuş takımımız var. Bunu isterseniz klavyenin sağına, isterseniz de soluna koyabiliyorsunuz. Bunu istediğiniz yere takabilmenin şöyle bir avantajı var bu arada. Ben numarik tuş takımı seven bir insanım. Yani klavyemde olsun istiyorum böyle küçük
klavye kullanmayı pek sevmiyorum. Oyun oynayacağım zaman bunu bu taraftan alıp hemen bu tarafa takıyorum. Ve mouse'umun geldiği taraf böyle geniş boş kalıyor. Yani bu burada fazladan yer kaplamamış oluyor. Hemen şöyle yerine de takalım. Kablosuz bir klavye şarjı fazlasıyla uzun gidiyor. RGB olmasına rağmen ve her tuşu ayrı ayrı istediğiniz renkte yakabiliyorsunuz isterseniz. Malzeme kalitesi falan muhteşem. Bu ürüne daha önce tam bir inceleme yapmıştım. Yani full video bu klavye ile ilgili. Onun linkini şuraya bir yere bırakırım. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Evet, bunun kutusunu sanırım burada açacağım. Masaya çıkaramayacağım. Bu Asus'un Helios kasasının beyaz versiyonu. Benim halihazırda kullandığım ve çok sevdiğim bir kasa. İçinde şöyle kablolama yapmak için vesaire ıvır zıvır vidalar vesaire var ve aşırı ağır bir kasa. Bu kasanın boş hali bile çok ağır. Buraya stüdyoya bir tane bilgisayar kuracağım. Muhtemelen şimdilik şuraya. Yani masası var, bilgisayar yok. Ama öyle çok üst seviye bir şey kurmayı düşünmüyorum. Elimdeki eski parçaları falan takacağım. Ne çıkarsa gibi yani böyle. Elde ne çıkarsa onları takıp bir bilgisayar toplayacağım. GTX 1660 takacağım arkadaşlar. Şu an çoğu kişi inanmayacak ama gerçekten şu kasaya GTX 1660 takacağım. Evde bir tane vardı eski, onu kullanacağım. Bendeki siyah Helios'la neredeyse aynı bu arada. Fakat iç kısımları beyaz. Ve normalde siyah metalden olan kısımlar gümüş. Fırçalanmış alüminyum rengi gibi bir şey. Rengi gibi değil. Bence direkt alüminyum rengi bu. Evet. Bu kasanın içine bu arada full beyaz sistem kurulduğunda muhteşem gözüküyor ama bende o parçaların hiçbirisi yok. Üzerinde çok konuşmaya gerek yok. Hem kablolama, hem ferahlık, hem hava akışı açısından vesaire muhteşem bir kasa. Yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz diyorsun. Aynen öyle. Şuradaki fan da yeni fanla değişecek. Evet, bunu da kenara alalım. Hatta direkt yerini alayım. Güzel gözüktü mü? Fena gözüküyor şu an. Bunun içine biraz RGB koyduk mu? İçinde 1660 olsa bile çok havalı gözükür. Şimdi Harun, şu masayı tut, bu masayı buradan direkt almamız lazım. Bu masa şu an bize engel olacak. Çok büyük bir şey geliyor. Şimdi bunun içindeki ürünün garip bir hikayesi var. Bu Asus'un oyuncu koltuğu, bunu kaç ay önce çıkarttılar tam hatırlamıyorum ama bayağı oldu. Türkiye'ye ilk geleceğinde dediler ki böyle bir koltuk çıkarıyoruz biz, sana da yollayalım. Ben de dedim ki zaten bende en iyi koltuklardan bir tanesi var kardeş, ne yapayım ben onu dedim. Neyse, sonra bu koltuğun incelemeleri çıktı ve inceleme puanları o kadar yüksek ki herkes şey diyor, oturduğum en rahat şey, daha rahat bir şey görmedim. Yurt dışında bir kanalı izledim, adam şey böyle kanalı neredeyse komple oyuncu koltuğu incelemek üzerine, o bile şimdiye kadar denediğim en rahat koltuk falan diyor. Ben bunları izledikten sonra bir pişman oldum. Dedim ki ben niye böyle şeyler yapıyorum? Bırak, yollayacağım dediklerinde yollasınlar işte, beğenmezsen kenarda durur. Neyse, öyle veya böyle bu koltuğa ben yine kavuşmuş oldum. Ayağımız komple metalden. Harun, bel desteğinin yumuşaklığını denemen lazım şu an. Ben şu an denemeyeceğim, en son deneyeceğim. Ama bunu hissetmen lazım. En son hissedeceğim. Şimdi bu koltukta ışık var mı yok mu? Tabii ki var. Yani adamlar kulak içi kulaklığa ışık koymuş. Bunda olmama ihtimali. Ben de gelip arada oturabilir miyim? Bazen. Tekerleklere kilit koymuşlar. Bu aşırı iyi bir özellik. Çünkü özellikle parkede benim koltuğum sürekli kayıyor. Ben şaşırıyorum. Şaşırmaya devam ediyorum. Kurulum yaparken havalı olun, Mickey Mouse olun diye. Havalı olun diye değildir o. Bak, Mickey Mouse oluyorum şu an. Ya da bir prenses de olmuş olabilirsin şu an. Evet, kristal ayakkabılarım nerede Asus? ROG prenses ayakkabısı istiyorum. Aynen, ışıklı. Evet, kurulum bitti. Otur hadi. Deniyorum. Bu arada süngeri muhteşem rahat. Şu an sadece sırtı bir garip geliyor. Ha, tamam. Oo. Ne kadar yatıyor? Ben denemeye gerildim şu an. Benim koltuğum böyle şeyler yapmıyor. Oğlum, düşer miyim? Düşmezsin. Kesin mi? Eminim. Bu kadar yatıyor. Rahatlığı nasıl? Uyursun. Bir tane ayak desteği bul şöyle. Aa, ama ben çok... Niye boşlukta hissediyorum? Düşecek gibi hissediyorum. Dur, RGB kontrolcüsü nerede?
Full RGB. Buradan parlaklığını vesaire ayarlayabiliyoruz. Renk geçiş hızını ayarlayabiliyoruz. Tabii ki renkleri ayarlayabiliyoruz. Bir tuş daha var, bunun ne işe yaradığını şu an bilmiyorum ama bilgisayardan kontrol vesaire olabilir. Şurada sonsuz ayna tasarımı yapmışlar bu arada. Yani şöyle açılı olarak baktığınızda derin sonsuza gidiyormuş gibi gözüküyor. Arka tarafında ilginç bazı dekoratif detaylar var denir herhalde. Bunların bir işlevi olacağını sanmıyorum. Gerçi istersen buraya bir şeyler koyabilirsin. Şurada karbon fiber görünümünde bir kaplama bulunuyor. Çok ince bir karbon fiber de olabilir ama bence kaplamadır bu. Malzeme kalitesine falan diyecek bir şey yok zaten. Powerbank bağlamanız gerekiyor bu arada, detaylarda kaçırdıysanız çalıştırmak için. Gel bir dene ya. Gel bir dene. Deneyeyim hadi. Gel bir dene. Bir düşecekmişsin gibi hissettiriyor değil mi? Oha! Bu arada harbiden uyursun. Şimdi benim koltuğum da bu kadar yatıyor. Ama bu kadar da şey değil, rahat değil yani. Bunda harbiden uyursun. Bir ama ayak desteği lazım yani. Evet, ayakların bir boşta kalıyor, bir şey oluyor. Bir de çok şey hissettiriyor böyle. Sağlam hissettiriyor. Benden daha çok övdün. Asus, gör beni. Bu kadar övmenin sebebi ne var? Bir yağcılık seziyorum gör ben. Gör beni. Harika. Bu malzeme kalitesi mükemmel. Yani odamda bundan iki tane olmasını isterim. Biri oturmak için, biri de bakmak için. Çünkü çok güzel. Evet, kapanışı yaparken bu monitörü niye istediğimi de göstereyim. Bunu çünkü şuraya bir yere sabitleyeceğim. Tripod girişiyle birlikte. Bu ayağı kullanmayacağım tabii, başka bir aparat kullanacağım. Ve karşıdan kendimi izleyeceğim kendimi çekerken. Şu anda da Harun'u izletiyorum size. Nasıl görüntü kalitesi? Çok iyi. Bu arada bayağı güzel gözüküyor. O kadar tersime geldi ki şu an. Kameraya çekerken kameraya çeker halimi görmek çok garip hissettiriyor. O yüzden kapatırsan sevinirim artık. Çıkışı sen yap diye, sen konuş diye şey yap. Ürünlerin hepsinin linki açıklama kısmında. Hepsi çok güzel ürünler. Malzeme kaliteleri harika. Tam bana layık ürünler. Ben bir daha bir düzgün çıkış alayım. Ürünler ilginizi çektiyse ve daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklama bölümüne hepsinin linkini bırakacağım. Asus'a bana bu ürünleri hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Harun da kulaklık için teşekkür ediyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Yeni videoları kaçırmamak için de kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok acayip hissediyorum ben abi. Niye böyle bir şey yapıyoruz ki şu an?